Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bu videoyu çekmeye bir hafta içerisinde 5-6 öğrencimden birden "Abi ben artık ders çalışmak istemiyorum. Ders çalışmaktan bıktım, sıkıldım, bunaldım." gibi mesajlar aldıktan sonra karar verdim. Şimdi dostlar, zaten böyle bir sürecin olacağı besbelliydi. Bu her yıl üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin yaşadığı bir süreç. Ki zaten biz Kasım Aralık aylarını kırılma aylar olarak nitelendiriyoruz. Yani bunun spesifik bir adı bile konulmuş. Çünkü her yıl aynı şey devam ediyor. Her yıl bu dönemler insanlar kırılıp geride kalıyor. Bunu fırsat bilenler de diğerinin arasından sivrilip öne geçiyor. Şimdi senin kendine sorman gereken soru şu. Şu ana kadar çalıştın, iyi güzel. Bundan sonra çalışıp çok daha rahat bir şekilde ders çalışmaktan sıkılanları geride mi bırakacaksın? Yoksa şu ana kadar çalışmalarını heba edip onlar gibi geride kalıp insanların seni geçmesine izin mi vereceksin? İlk sorman gereken soru bu. İkincisi, şimdi bazıları düşünüyordur ki yok, kırılma ayı değildir. İşte 2 hafta, 3 hafta biraz mola veririz. Biraz dinleniriz. Sonra zaten ikinci dönem tempo aynı şekilde devam eder. Şimdi o zaman ben sana bir hikaye anlatayım. İyi dinle, kulaklarını aç. Ondan sonra karar ver. Bu tempo sence devam edebilecek mi, edemeyecek mi? Geçen yıl bu dönemler ya da işte 1-2 hafta önce, yalan olmasın, İlk 500'e, en kötü ilk 1000'e girmesi beklenen bir arkadaş. Benimle onun hedefi neredeyse aynıydı. Konuşuyoruz ve bana dedi ki artık ben ders çalışmaktan sıkıldım. Aynı benim öğrencilerimin bana dediği gibi. Ben de ona dedim ki ne demek sıkıldım? Şu ana kadar yaptıkların, 11. sınıftan 12. sınıfa kadar yaptıkların boşa mı gidecek? O da dedi ki ben boşa gideceğini düşünmüyorum. Hani 1-2 hafta, belki 3 hafta biraz mola verip tempoyu düşürürüm. Sonrasında aynı şekilde devam edelim. Böyle bir şey olmaz dedim. O tempo düşerse bir daha o tempoyu toparlayamazsın dedim. Motoru soğumuş bir arabayı eski süratine kolay kolay kavuşturamazsın dedim. Paslanmış bir aleti kolay kolay eski formunda çalıştıramazsın dedim. Hallederim dedim. Peki dedim. Çok çabalamama rağmen bir sonuç vermedi. Aradan 2 hafta 3 hafta geçti. Tekrar bir konuşma geçti aramızda. Ben eski tempoma dönemiyorum. Peki bu ne zaman kadar devam etti biliyor musunuz? Sınavdan 3 hafta önceye kadar. Haziran'ın başı, Mayıs'ın sonuna kadar bu arkadaş eski temposuna bir türlü kavuşamadı. Ve artık yumurta kapıya dayandığında, artık sınava çalışmak zorunda olduğunda o son anda çalıştı. Ve ilk 500, en kötü ilk 1000 beklenen insan 15'imi yaptı. Tıp okuyabilecekken başka bir bölüm okuyor. Hayallerinden oldu. Neden biliyor musunuz? Ders çalışmaktan bunaldığı için, sıkıldığı için. Şimdi başlıktan da gördüğün gibi, sen bunu bil, bu anlattıklarımı bil, tamam mı? Bunu bildikten sonra çalışmıyorsan eyvallah. Bu senin kararın. Ama bunları bilip de çalışmamak açıkçası hiç akla mantığa sığan bir hareket olmaz. Yani ben sana burada birebir örneğini veriyorum. Senin yaşadıklarını yaşayan sırf benim etrafımdaki öğrencilerden bile 5-6 kişi var. Birebir ilgilendiklerim, bakın. Diğer YouTube, Instagram, orası burası demiyorum. Sadece birebir ilgilendiğim, özel ders koşuk verdiğim yaklaşık 8-9 öğrenciden 4'ü, 5'i, belki 6'sı bu durumu yaşıyor. Yani yaklaşık %70-%80. Şimdi sen bu %70-%80 sadece benim etrafımda olarak mı zannediyorsun? Türkiye'dekilerin tamamı böyle. Türkiye'deki tüm öğrencilerin %70'i şu an bunu yaşıyor. Sen de buna dahilsin büyük ihtimalle. O zaman burada yapman gereken o %70'in arasından sıyrılıp geri kalan %30'a girmek. İnan ki çok daha rahat bir şekilde rakip edeceksin. Çünkü insanlar bunaldı. İnsanlar sıkıldı. Zaten bu sınav sürecinin iki tane kırılma dönemi vardır. Birisi Kasım-Aralık dönemidir, ilk dönemin sonu. İkincisi de ikinci dönemin ortalarıdır. Yani ne zaman? Nisan-Mayıs ayları. Nisan-Mayıs'ta bir kırılırlar, geriye kalan 1,5 ay gider. Ya da Kasım-Aralık'ta bir kırılırlar, geriye kalan 6 ay gider. İşte arkadaş, bence sen bu geriye kalan 6 ayı boşuna harcama. Çalışmayacaksan şu ana kadar çalıştıkların gerçekten yazık olacak. Bence şu ana kadar çalıştıklarının bile hatırı için çalışmaya devam etmelisin diye düşünüyorum. Bu sadece benim fikrim. Çalışıp çalışmak sizin elinizde. Ama bunları bilin istedim arkadaşlar. Çalışmadan önce. Ve bu videoda diyeceklerim bu kadar. Umarım bir şeylerin daha iyi farkına varmışsınızdır. Çünkü gerçekten süreç çok ciddi bir süreç. Geri dönüşü kolay kolay olmayan bir süreç. Bu yüzden karar verirken lütfen mantıklı, akıllı ve doğru kararlar vermeye çalışın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.